Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Şubat 2023 Pazar günü yabancı yarışlarda sabah programında Şahatin'deyiz. Sürprizlerin hipodromu Şahatin arkadaşlar. Evet dün Crunch'de 4'e kaldık sanırım. Ama son iki ayağı bizim vermediğimiz atları yazanlar kazanmıştır diye düşünüyorum ben. Hemen Şahatin'le ilgili görüşlerimize de geçelim. Zor arkadaşlar bugün ama imkansız değil. Var yine tavsiyelerimiz. Bilemiyorum burada iki tane banko bulduk ama altılı da. Burada da şimdi hemen birinci koşu hızlı bir şekilde başlayalım. Sabah yarışımlar zaten. 9.30'da minimum 40 maksimum 60 handikap puanı atlar. Bir araya gelecekler. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1000 metre. Evet, banko ile geçeceğiz. 3 numaralı Inno Construction. Zac Purtoma. İki koşusunu ikincilik yapan Safkan'ın bugün kazanması bekleniyor. Banko arkadaşlar bizden de. İkinci koşuyla beraber altılı gelen start oluyor. Burada handikap 40 ve 60 puanlı Safkanlar arasındaki bir araya gelmiş. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, burada 6 numaralı Flying Mojito Zac Purtoma yine ilk atımız arkadaşlar. 8 numaralı Gold Tag Hugh Bowman. 9 numaralı Indigenous Realm Matthew Poon. 10 numaralı One Heart One J.F.O. 14 numaralı Dragon Pride, Victor Borges. Evet. Ve 4 numaralı Turkuaz Alfa, Sibister de Souza. 6, 8, 9, 10, 14 ve 4. İkinci aktif, üçüncü kuş handikap yine 40 ve 60 puanlı safkanlar. 4 ve 40 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 10 numaralı Smart Leader ilk atımız Carrie Stetton'la. 13 numaralı Snow Vault. Alexis Badelt. 11 numaralı Trust Me. Lyle Havertz'ın. 6 numaralı Modül Construction CEO bu ilk kez koşmuş. 3. olmuş. 52 handikap puana gelmiş. Ve bu grubu uygun bulmuş tabii otomatikman. 3 numaralı Prince of Porti bu ilk koşuna kazanmış mı ne olur ne olmaz şimdi yazalım arkadaşlar. Böyle olduğu zaman belki bazen böyle arka arka kazanmalar yaşıyorlar burada. Arkadaşlar burada yani Smart Beauty veya olsun diğer burada Smart Leader pardon. Evet bunu vermişiz zaten. Burası bu kadar yeterli. 10, 13, 11, 6 ve 3. Yani diğer AG puanlarında varsa bu koşmamış atlar falan var burada. Onları da sizler bakarsınız. Ona göre değerlendirme yaparsınız diyoruz. Dördüncü koşu handikap 75 ve 100 arası. Gördüğünüz gibi burada kalite artıyor. İkramiye de artıyor. Minimum 75. 80 var hani küçük. Maksimum 100. 195 bin dolarlık bir yarış. Bu 4 yukarı İngilizler 1000 metre arkadaşlar. Burada hız koşusu izleyeceğiz. Biz burada 7 numaralı Carol Street'i banko atmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Evet bu 259 gün sonra Carol bunu banko, eğer bunu banko, eğer bakın şöyle söyleyeyim. 4 numara Pink High Galaxy var. Ile bunun AGF'si büyük bir varsa o zaman 4 numarayı da düşünebiliriz. Ama biz 7 numara şu an için 7 numara diyoruz ama 4 numaranın da bakacağız. Hemen hemen aynı değerdeler çünkü. Ama bu 259 gün sonra katıldığı için biraz biz bir de karistitini bindirmişler. Yani bu Zac Purton önüne gelen iyi atı o biniyor. Her atı getirecek diye bir kaydı yok. Ama belli de olmaz. Bu rakam büyüdüğü zaman bu usta jokerler devreye giriyor. Evet, şimdilik 7 numara Banko, 4 numara rakibi diyelim. 5. kuş handikap 75 ve 100 puan safkanlar yine aynı şekilde.
Ama bu sefer 214 bin dolar ikramiye var yaklaşık. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 2000 metre bu sefer de uzun metraj bir koşu bizi bekliyor. Burada da arkadaşlar bir numaralı Running Glory, Hugh Bowman'la Banco. Evet, bu sefer de bunu Banco seçtik. Hugh Bowman burada rast gelsin diyelim. Tutsun altınımız. 6. koşu. Handikap 60 ve 80 puanlı sapkanlar burada bir araya gelecekler. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar, burada bu kısa metrajlı bir koşu, 6. koşu 60 ve 80 handikap puanlar arasındaki sapkanlar, 4 yukarı İngilizler. Evet, 6 numaralı Supreme Lucky Matthew Poon'la ilk atımız burada. Yani şu anda 2 tane yarış kazanmış, 3. kazanır mı kazanmaz mı arkadaşlar, inanın. Yani iki arada bir de arada kalıyoruz böyle, kazanmaz diyoruz, bazen geliyorlar. 10 numaralı Youthful Deal J.H.O. 1 numaralı Brilliant Way. Evet, Alexis Bledel. 2 numaralı Wings of War Cary Stetson. 8 numaralı Magniac Zach Purton. Ve 7 numaralı Decisive 12 Shatvik. Evet, burada bu 5 numaraya bir bakarız sonra, AGF oranlarına. Ve 13 numara. 5 ve 13 arkadaşlar. Ne olur ne olmaz bunlara da bir bakalım. AGF oranları tatmin ediciyse ilave edebiliriz bu 5 ve 13'ü. Setanta ve Wonder Kid. 7. koşu handikap 60 minimum maksimum 80 puan safkanlar, 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet, günün son koşusu. Arkadaşlar burada Kerasetin'in bindiği Amazing Victory bizim alternatif bankomuz. Bunu banko yapar mıyız? Düşünmemiz lazım. Arkadaşlar çok muazzam bir safka mı? Normal şart 6. da bakmayın, sert grupta yaptı. Burada 2 numaralı Simba Zach Burton'la ve 9 numaralı Secret Vision J.J.O. 6 numaralı Beauty to Inspire Luke Curry. Şimdi bunlar tabi Maiden safkan bunlar. Yani bu şu andan itibaren 6'dan itibaren ister yazın ister yazmayın arkadaşlar. 4 numaralı Atürlü Bigel Hugh Bowman'la mesela bunu yazmakta yarar var eğer yazarsanız buraya at. 13 numaralı Circuit Mighty Sibster de Souza ile bunu da yazmak lazım. Neyse, burası 3 alternatif banko, 2, 9, 6, 4, 13 diyoruz. Amazing Victory'den iyi koşu, iyi bir yarış gelecektir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, böylece arkadaşlar Şahat'in ile ilgili videomuzun da sonuna geldik. Bugün yine meydan var. Aynı zamanda Adana ve İzmir var arkadaşlar. Adana koşuları şu anda oluyor ben bunu yaparken. Son düzlük komiserler kurulu niceliğinin de 3-5 geldi. Fazla bir sürpriz olacağını düşünmüyorum ben Türk yarışlarında şu anda ama bilemiyoruz tabii. Evet, 5 numarayı öne almışlar. 5-3. Evet, 5-3-4 yapmışlar onlar. İyi. Evet arkadaşlar, herkese güzel bir pazar sabahı diliyorum ben. Hoşça kalın.